Karanlık karanlıktır. Göremezsin gizlediklerini. Anlayamazsın da neler saklar altında. Sonra yavaş yavaş açılır. Yavaş yavaş. Derken sabırsızlanırsın. Hızlı hızlı sarmaya başlarsın filmi. Sararsın, sararsın. Bulutları kovalarsın. Sonra tak diye çıkar ortaya. Çıplak, savunmasız, makyajsız, yalansız. Gözlerin kamaşır, kirpiklerin karışır. Gün doğmuştur. Bu şehir sabah sabah da güzeldir. Uyanır uyanmaz. Neyse odur. Telaşsız, doğal. Duru güzel. Şehir ordudur. Seni yemyeşil saçlarından dökülen, oksijenle yıkayan. Ordu'daki ilk günüm. Burayı keşif yolculuğuna çıkmadan önce bana burayı bilenler şunu söylediler. Dediler ki gittiğin yer doğa severler için dört dörtlük. Doğadaki bütün güzelliklerin, hünerlerin orada toplanmış olduğunu göreceksin. Doğanın bu topraklara ne kadar cömert davranmış olduğunu. Atarken sessizliğin içinde adımlarını. Ne anlatmaya çalıştıklarını daha ilk dakikalarda hissetmeye başladım bile. Buranın büyülü atmosferi sizi hemen alıyor içine. Bu ilk sabahımda ilk durağım Ordu merkezden 20 kilometre uzaklıkta olan Kadıncık Şelalesi. Patikadan aşağı iner inmez gürül gürül sesiyle karşılıyor beni. Bunu yapmayı nasıl beceriyor bilmiyorum. Ama sanki iki zıt duygu anlatıyor. Hem ihtişamlı hem alçak gönüllü. Ya da çok güzel ama güzel olduğunu umursamıyor ya da hiç bilmiyor gibi. Tam karşımda bir de 200 yıllık değirmen duruyor. Burada fotoğraf çekmeye doyamayacağım belli. İlk günümde ikinci durağım Küpkaya Kanyonu. Burası da Ordu merkezden 32 kilometre uzaklıkta. Ulubey ilçesi Kardeşler Köyü sınırları içinde. Kanyonun tepesindeki kovanlık düzünde suyu buz gibi akan bir çeşme var. İnsanlar buraya pikniğe gelmeye bayılıyormuş. Kano yapmayı ya da balık tutmayı sevenlerse hafta sonu dereye iniyormuş. Önce kartallar gibi hissediyorum kendimi. Kanyonun en tepesinde ruhum özgürleşip uçuyor. Sonra ayaklarım balık oluyor, kayıp gidiyor buz gibi suların içinde. Bu şehre insanların ilk yerleşme tarihi ta milattan önce yüzyıllar öncesine kadar gidiyor. Yani bu topraklara yüzyıllardır insan ayağı değiyor. Ama yine de ordunun doğasında dolaşırken bazen öyle yerlere ulaşıyorsunuz ki artık bir adım daha öteye geçemiyorsunuz. Ya da kendi kendinize diyorsunuz ki yok artık, buradan ötesine de zaten kimse geçememiştir. Ya da doğa bazen sanki sana set çekiveriyor. Ey insanoğlu, bundan ötesi seni zorlayabilir diyor. Kanyonun derinliklerine gitmeye çalışırken biraz böyle hissettim. Ama sonunda ulaşabildiğim nokta beni kayalara çiviledi. Gördüğüm manzara beni tek kelimeyle büyüledi. Beni benden aldı. Sulara karıştırıp doğaya akıttı. Müzik
Önce güneş çıktı, sonra biraz rüzgar, şimdi yağmur başladı. Ablak Kayası tek kelimeyle muhteşem. Burada kalırsan bir sen bir de doğa baş başa unutabilirsin her şeyi. Hatta kendini. Geldiğin koca şehri, milyonlarca insanın koşuşturmasını, yanıp sönen trafik lambalarını, kilometreler boyu sıkışan arabaları, trafikte canı sıkılanları, klaksonları, işte surat asanları, konuşmaları, hırsla yanıp tutuşanları, fısıldaşmaları, bağırışları, kahkahaları, karmaşayı. Hatta kendini. Orada saatler saniyeler gibi koştura koştura gider. Günler tek bir nefeste arka arkaya son hız geçer. Ama bir gün böyle kalırsan koskoca dağlarla baş başa, tıpkı yıldızların altında hissettiğin gibi küçülür de küçülürsün. Saniyelerin uzayıp uzayıp büyüdüğünü görürsün. Derin bir nefes alırsın. Tek bir nefesle hayatta, yaşamakta olduğunu hatırlarsın. Tek bir nefes. Geçilmez kanyon demişler bu karşısına. Belli ki hissederek koymuşlar adını. Kocaman, yüce, zorlu. Hakikaten geçilmez gibi. Yine başka bir kartpostal. Her taraf kartpostal. Çambaşı Yaylası hem yürüyüş hem de mola vermek için mükemmel bir yer. Kuyumların arasında dolaşmak da ayrı bir huzur veriyor insanı. Çok tatlı küçük kuzu. Yavru kuzu. Bu çoban memnun mudur hayatından bilmiyorum. Ama onun yerinde olmak isteyen, büyük şehirlerden kaçıp gitmek isteyen, tam da bu hayata özenen en az onlarca insan tanıyorum. Çok güzelsin sen. Buraya Kurt Kayası'na Ordu'nun Kabadüz ilçesinden ulaşılıyor. Kurt Kayası denizden 300 metre yükseklikte. Belli bir yere kadar arabayla geldikten sonra bu zorlayıcı olmayan hatta son derece zevkli tırmanışı yapıyorsunuz. Bulutların çok üstünde olmak insana kendisini bir çizgi film kahramanı gibi hissettiriyor. Görüntü gerçek dışı gibi. Gerçek olamayacak kadar güzel. Bulutlar koca bir okyanus gibi dalgalanırken aşağıda ve tepelerin arasında çok da söyleyecek laf kalmıyor insanoğluna. Ve işte sonuç yine muhteşem. Bugün de artık burada sonlandıralım. Manzaraya doya doya, güzelliği içimize çeke çeke. Göl, Gölköy ilçesi sınırlarında ve Gölköy merkezden sadece 17 kilometre uzaklıkta. Bu krater gölün etrafı gürgen ve meşe ağaçlarıyla dolu koskoca bir ormanla sarılmış. Ulu Göl'de onlarca bisikletliyle karşılaşıyorum. Ordulu Bisiklet Safari grubuyla. Bu
gün gün boyu doğada bisiklete bineceklermiş ve ilk başlangıç yerleri de burasıymış. Bugün onlar kilometrelerce yol yapacaklar. Bir yandan arka arkaya pedal çevirip efor sarf ederken bir yandan da doğanın ve kuşların, cıvıltıların ve hoş kokuların tadını çıkaracaklar. Sonra mis gibi oksijen çarpacak onları. Akşam olup da tatlı bir yorgunlukla girdiklerinde yataklarına küt diye uyuyacaklar. Bebekler gibi mışıl mışıl. Şu hışır hışır yaprak sesleri başka bir huzur sesi. Ya da kuş sesleri. Başka ses yok. Ya bu ya o. İkisinden de. Harika bir yer. Tamamıyla gökyüzünü ağaçlar örtmüş burada. Gökyüzü görünmüyor. Çok güzel. Ve işte karşınızda Karadeniz'in en büyük şelalesi. Ohtamış. Boyu 30 metre. Gürül gürül akıyor. Aniden bastıran yağmur, şelalenin tepesinden aşağı doğru usul usul inen dağcıları izlememe engel olmuyor. Doğaya uyum sağlamış, doğanın parçası olmuş, doğayla ahenk içinde yaşayan insanoğlunu izlemek çok hoşuma gidiyor. Onları izlerken ben de yağmurla yağmur oluyorum. Akıyorum. Günümü Turna Suyu Vadisi Yürüyüş Parkuru'nda tamamlıyorum. Akıp giden bu güzel güne küçük tahta köprünün üzerinden teşekkürlerimi yolluyorum. Bugünü de işte böyle uğurluyorum. Ben artık bu coğrafyada şelalelere çok alıştım. Artık tek bir günümü bile şelalesiz geçirmek istemiyorum. Neyse ki bu konuda şanslıyım. İstesem de bütün şelaleleri görmeye günlerim yetmez. Ya da tatilimin 100 günün üzerinde olması gerekir. Ordu ili sınırları içinde 100'den fazla şelale olduğunu Çiseli Şelalesi'nde rastladığım doğaya aşık Vali İrfan Balkanlıoğlu'ndan öğreniyorum. Ve burası ile ilgili daha pek çok şey de. Karadeniz'de güzellik namına ne varsa hepsi Ordu'da fazlasıyla mevcut. Sayısız dereler böyle. Evet. Şu şelale benzeri en az 100 tane şelale biliyorum ben. Bundan çok daha yüksekleri, daha gür akanları da var. Geniş kanyonları var. Doğa sporları yapmaya müsait.
kano yarışları ve her taraf vadi, orman, yeşillik. Ordu'da tarımsal faaliyet, ilaçlama faaliyeti, gübreleme faaliyeti olmadığı için bütün sular içme kıvamında tertemiz akıyor. Kimyasal ilaç yok. O yüzden denizlerimiz de temiz ve mavi bayrak almış zaten. Bütün atık sular da arıtılarak veriliyor denize. Bu anlamda Ordu'nun bir huzur iklimi, bir yaşam standardı sunduğu bir gerçek, vaka. Sahili ayrı bir güzellik, ormanı ve doğası ayrı bir güzellik. Ordu, Türkiye'de gezmeye, görmeye değer en güzel yayla turizmi yapılacak il bence. Ve iyi tarafı da belki bu kadar turist bugüne kadar gelseydi bazı şeyler bozulabilirdi. Olduğu gibi natural ve doğal kalmış. Bu bilince insanlar yeni vardığı için bundan sonra turizm faaliyetleri yapılacak bile olsa bu doğayı, bu güzelliği hiç bozmadan natüralliğini bu şekilde tedbirler alıyoruz yani. Yayla turizmi, serinlik, orman, yeşillik, vadiler, doğayla baş başa, endemik bitkiler, çok böyle güzel, nefis çiçekler, doğal çiçekler. İnsanlar artık buralarda tatil yapmak istiyor. Bir de bunlarda mahrum dünyanın bazı bölgeleri var. Çölde yaşayan insanlar var. Su yok, orman yok, ağaç yok. Bunları görmek isteyen çok insan var. Ve bu insanlar Karadeniz'i keşfettiler. Daha çok bizim malum Trabzon, Rize gibi illerimize gidiyorlar. 260 bin Suudi Arabistan ve o bölgeden turistler bu bölgeye geliyor ve hakikaten bir hayli turizmi canlandırmış durumdalar. Arap aleminde burayı tanıtım atağına geçtik. Biz de bu turizmde varız diyeceğiz. Ordu Karadeniz'de mavi bayrak sahibi, hatta 4 tane mavi bayrak sahibi il. Ordu merkezinde bile mavi bayrak var, denize girilebiliyor. O harika koylardan bahsetmiştim. Yer yer de Karadeniz'in en meşhur plajları da var bizde. Çaka plajı, Efirli plajı, Ordu merkezdeki plaj ilk aklıma gelebilenler. Buraların da mavi bayrağı var. Dünyada 3 tane havalimanı var bu şekilde. Tamamın denizin doldurulması suretiyle denizin ortasına yapılmış havalimanı. Biri Japonya'da, biri Hong Kong'da, biri de Türkiye'de Ordu'da. Ordu Giresun Havalimanı iki ilimize de hitap ediyor. Birbirine bitişik, son derece şirin iki Karadeniz ili havaalanına kavuştu. Uluslararası uçuşa uygun. Bu bizim turizmimizde iyi bir ivme ve patlama yaşatacak. Çünkü turizmde en önemli husus ulaşım. Yani nihai hedeflerinize bir an önce ulaşmak istiyorsunuz. Havalanından şu güzelliğe gelmek yarım saat. Yıllık bir yerdeyim şimdi, Kurul Kalesi'nde. Burası Doğu Karadeniz'de arkeolojik kazı yapılan ilk yermiş. Ve 2010'da yapılan kazılar sonucunda kalenin 6. Mitridates dönemine ait olduğu belirlenmiş. Kazılarda tepe adaları, giriş kapısı, seramik, sikke, tanrı ve tanrıca büstleri ve daha pek çok şey bulunmuş. Kazı çalışmaları burada daha uzun süre devam edecek. Altında gizli bir tarih saklayan ve kim bilir daha neler neler saklayan, şehre tepeden tepeden kuş bakışı bakan bu kalenin en tepesindeki kayada soluklanıyorum. Ve bu kez özgürlük ve tanımlanamaz bir mutluluk kaplıyor içimi. Doğa hislerimi tek tek canlandırıyor, bana yaşama sevinci veriyor. Kalenin etrafında yürüyüşe çıktığımdaysa saklanamıyor çiçekler. Mis gibi kokuları orman güllerini ele veriyor. Kokular karışıp doğayla bütünleşiyor. Hepsi tek oluyor.
Evet, bunu yapacağım. Gözümü kapatıp bu tepeden kuş gibi atlayacağım. Boztepe Denizi'nden 450 metre yükseklikte. Burası Türkiye'de yamaç paraşütünün yapılmaya başlandığı ilk yerlerden. Buraya ister arabayla çıkın, ister muhteşem doğayı seyrede seyrede teleferikle. Niyetim laf kalabalığı yapıp heyecanımı yatıştırmaya çalışmak değil. Dışarıdan nasıl göründüğümü kestiremiyorum ama içim pır pır. Bu benim için unutulmaz bir deneyim olacak. Koşacağım, koşacağım. Rüzgar önce savaşacak benimle. Hatta beni biraz bambaşka taraflara savuracak. Sonra ayaklarım kesilecek yerden. Hem fiziken hem de ruhen. Ve yavaş yavaş uçacağım. Tüy gibi hafifleyeceğim. Sanki ağırlığım bir grammış gibi. Sanki yer çekimi yokmuş gibi. Gülümse Bilge, gülümse. Bu fotoğraf bir gün anı olacak. Ama bu fotoğraf aynı zamanda resmen uçtuğunun resmi. Tıpkı zaman zaman rüyalarında yaptığın gibi. Bir yerden bir yere ağır ağır süzülerek uçup konduğun gibi. Ama işin en güzel tarafı ne biliyor musun? Bu rüya değil, gerçek. İşte uçuyorsun, tıpkı kuşlar gibi. Deniz süt liman olmuş. Çok güzelmiş bu kordon tepede. Aşağıda Perşembe var. Perşembe ilçesi. Burası da dünyadaki sayılı slow city'lerden, yani yavaş şehirlerden. Yavaş şehir ne demek? İçinde egzoz dumanı yok, etrafta fabrika yok. Hayat çok kolay, güzel, ağır akıyor. İnsanlar burada zamanın farkına vara vara, sindire sindire yaşıyorlar. Hava kirliliği yok, yeşille iç içe. Şu denizin güzelliğine bakın, dümdüz, masmavi. Chitta Slow, yani yavaş, sakin şehir oluşumu 1999 yılında İtalya'da ortaya çıkmış. Bugün 28 ülkede 182 üyeye sahipmiş. Bir şehrin bu unvanı kazanabilmesi için 70 kriterden geçmesi gerekiyormuş. Perşembe ilçesi bütün bu kriterleri tek tek başarıyla geçmiş. Şehre sadece tepeden bakmakla yetinmek istemiyorum. Damarlarına girip bu güzelim eski evlerine de nüfuz etmek istiyorum. Eğer bahar aylarında gelirseniz Ordu'ya bir gün içinde dört mevsime denk gelebilirsiniz. Ben burada güneşi de gördüm, karı da. Mevsimler de cömert burada. Şimdi Aybastı Perşembe Yaylası'nda da tatlı bir serinlik var. Çünkü Aybastı ilçesinde rakım 830 metreye çıkıyor. İnsanların özellikle yaz aylarında burayı neden tercih ettiklerini anlıyorum. Çıkıyorlar yaylalara, efil efil serinliyorlar. Perşembe Yaylası Ordu'nun en önemli yaylalarından biri. Orta Asya'dan yıllar önce buraya kopup gelen Türkler daha o zamanlar burada şenlikler yaparlarmış. Burada yine yaz aylarında şenlikler yapılıyor. Atlar koşuşturuyor, atlı karıncalar çocukları eğlendiriyor. Bu coğrafyayı seyretmeye gerçekten doyum olmuyor. İzlerken ve dinlerken doğa tuhaf bir şekilde seni sakinleştiriyor. İç huzurunu doğa dengeliyor.
gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Kazankaya şelalesini biliyor musun? Biliyoruz. Nerede? Gidebilir miyim oraya? Gidebiliriz. Götüreyim sen şimdi. Götüreceksin. Hı-hı. Zor mu yeri? Bulamaz mıyım? Buluruz ya. Süper. Hadi o zaman gidelim. O da mı? Gidelim. Aa, o da lazım mı olacak? Olur yolda ya. Her gün okula bir yoldan mı? Yok, hafta sonları hani... Kazankaya Şelalesi'nin yolu gerçekten maceraya bayılan doğa severler için biçilmiş kaftan. Harika bir yürüyüş yolu. Derenin bazen o tarafı, bazen bu tarafından yürümek zorunda kalıyorsunuz. Taşları seke seke aşarken Doğuhan'ın gönüllü olarak benimle birlikte buraya gelmiş olmasına bir kez daha çok seviniyorum. Hem yardımsever hem centilmen. Benim gibi bir şehir insanına şahane bir rehber. O bu doğaya o kadar güzel uyum sağlamış ki taşları seke seke bir kuş gibi açıyor. Sanki yerçekimsiz bir alanda yaşarmış gibi. Sanki kendisinin hiç ağırlığı yokmuş gibi, lastik gibi ve çevik. Doğuhan'la bu eğlenceli yürüyüşün sonunda hedefe, Kazankaya Şelalesi'ne ulaşıyoruz. Burası harika bir yer. Susuyorum. Bu güzellikle aranıza girmek istemiyorum. Şelaleleri ve yaylaları arasında gezerken sıkça rastlayacağınız bir şey de bu tarihi ahşap camiler. Bu camilere neredeyse her ilçede ve pek çok köyde rastlayabilirsiniz. Bu camiler Orta Asya ve Anadolu Türk mimarisinde geleneksel olarak görülen çantı yani ahşap tekniğinde yapılmışlar. Bazıları çok eski yıllardan geliyor olmasına rağmen hala sapasağlam ve ayaktalar. Üstelik ahşap oldukları için de doğayla inanılmaz bir uyum sergiliyorlar. Ordu'da ayrıca ahşap camiler dışında Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalma çok güzel tarihi camiler de var. Ordu'da bugün de çoğunlukla hep yeşil doğayla haşır neşir oldum. Yeşillikle kucaklaştım. Halbuki burada deniz de var. Ah o güzelim Karadeniz. Yemyeşil dağlardan şimdi indik denize. Karadeniz'e, Karadeniz'in de dalgaları epey güzel. Burada hep balıkçı tekneleri var sağa sola baktığınızda ama böyle gezi teknesiyle burada dolaşmak da şahane. Ordu deniz turizmi açısından Doğu Karadeniz'in en şanslı şehri. Bölgenin en uzun kumu ve en uzun kıyı şeridi burada. Şehrin içinde bile mavi bayraklı doğal plajlar var. Birbirinden güzel koylar, mesire yerleri. Sabahın erken saatlerinde balıkçı teknelerini görmek mümkün. Hatta isterseniz onlarla balığa bile çıkabilirsiniz. Emin olun balıkçılar da sizi geri çevirmez. Tüm Karadeniz halkı gibi misafirperver ve hoş sohbetliler.
tanışın. Bu arabanın içindeki pilotun adı Perişan Ali. Arkadaşlar ona Perişan adını takmış. Perişan Ali çok inatçıymış. Geçemeyeceği çukur, tümsek ya da zorlu herhangi bir şeyin olmadığına inanırmış. Onu izlerken tamam, pes, bu kez buradan çıkamayacak ya da işte sonunda motoru da yaktı dediğinizde yanılıyorsunuz. İnat ediyor, geçiyor, çıkıyor, motoru da yakmıyor. Bu adam sınır tanımıyor. Zaten sanayide çalıştığı için off-road'un sonunda arabasının pansumanını da kendisi yapıyormuş. Sadece Perişan Ali değil, ordudaki bu adına da bayıldım. Gezen Bilir Offroad kulübündeki herkes aşağı yukarı Perişan Ali gibi heyecan meraklısı. Onları ordu yakınlarında rastladım. Arabalarına binme cesaretini gösteremedim. Ama sadece izlemek bile yetti bana. Sık sık kalbimin ağzımdan çıkıp gittiğini hissettim. Offroad'dan sonra vuruyorum kendimi yine dağlara. Bayılıyorum sonsuzluğa uzayıp uzayıp giden ufuklara bakmaya. Burası Yoros Tepesi. Yoros Kent Ormanı denizden 900 metre yükseklikte ve şehir merkezinden sadece 13 kilometre uzakta. Eğer Ordu'da gördüğün en muhteşem manzarayı seç deseniz bana, cevabım çok basit. Seçemem. Anneni mi daha çok seviyorsun yoksa babanı mı diye sorulmaz çünkü bir çocuğa. Çok sayıda tarihi kilise ve cami var. Ve çok güzel korunmuş eski evler. Şehrin nüfusu yaklaşık 725 bin. Çocuklarla yaşamak için de ideal, sessiz ve doğayla uyumlu çok güzel bir şehir. Uçsuz bucaksız dağlarla, uçsuz bucaksız denizin ortasında. Masal gibi bir yer işte. Yasonburnu, Perşembe ilçesi sınırlarında oya gibi işlenmiş bir yarımada. Buraya hem yerli hem de yabancı turistler bayılıyormuş. Tabii fotoğraf çektirmek isteyen gelinlerde. Buraya ta milattan sonra 3. yüzyılda İsa'nın doğumunu kutlayan Hristiyanlar Giresun'dan gelir ve Işıklar Bayramı'nı kutlarlarmış. Buradaki mimarisi gayet özellikli Jason's Church Kilisesi de 1868'de yörede yaşayan Rum ve Gürcüler tarafından yaptırılmış. Benim gibi güneşin bin bir türlü hallerine meraklı olanlar da Yasonburnu'nu çok seviyormuş. Çünkü buradan yılın 320 günü güneşin hem doğuşunu hem de batışını izlemek mümkünmüş. Derim ki kendi kendime Ordu'ya tekrar tekrar geleyim. Çünkü ben bu şehri çok ama çok sevdim.